Bugün tam da basın ilan kurumuna ilişkin durum değerlendirmesi yapmak üzere kürsüye gelmek için çalışma yaparken gözüm bir anda televizyona takıldı. Televizyonda o an Başbakan Binali Yıldırım konuşuyordu. Arkamı dönüp yeniden televizyona bakmamla birlikte Binali Yıldırım'ın gittiğini, yerine Tayyip Erdoğan'ın geldiğini gördüm. Öyle ki yandaş medya bile artık kimi yayınlayacağını şaşırmış, Tayyip Erdoğan'ı mı yayınlasak, Binali Yıldırım'ı mı yayınlasak, AKP gençlik kollarının, kadın kollarının etkinliklerini mi yayınlasak diye kara kara düşünüyor. Ha tabii belli ki Başbakan Binali Yıldırım'ın bu denli yayının kolay kesilmesi ya da Tayyip Erdoğan'ın tam da AKP grup toplantısında olduğu saate bir konuşma koyması AKP içindeki huzursuzluğu da ortaya çıkarıyor. Sarayın Başbakan Binali Yıldırım'ın performansından memnun olmadığını, hatta Ahmet Davutoğlu'ndan bile daha kötü performans gösteriyorsun dediğini biliyoruz. Ama yazıktır, medyaya bu kadar baskı yapmayın. Medya artık neyi yayınlayacağını şaşırmış vaziyette. AKP içindeki huzursuzluğu burada anlatmam Sayın Grup Başkan Vekilinin zoruna gitti. Şu arkamda duran, boş duran başbakanlık koltuğunda ben bu meclise geldiğimde Ahmet Davutoğlu oturuyordu. Sonra ne olduysa birdenbire Ahmet Davutoğlu gitti, yerine anlayamadığımız bir darbeyle Binali Yıldırım oturtuldu. Eğer gerçekten AKP içinde bir huzursuzluk yoksa, bunun adı da bir darbe değilse nedir? AKP içindeki huzursuzluğun gitgide arttığını Sayın Milletvekillerinin kafa karışıklığından da Sayın Binali Yıldırım'ın geçen akşam TRT 1'de yaptığı konuşmadan da zaten anlıyoruz. Bunu saklamaya çalışmak, basını baskı altına alarak bu huzursuzluğu gizlemeye çalışmak boş beyhude bir çabadır. O yüzden siz ne derseniz deyin, tarih sonuçta hükmünü veriyor. Cumhuriyet Halk Partisi, 90 yılı aşmış köklü bir partidir. AKP gibi konjonktürel bir parti değildir. Bugün konjonktüre dayanarak %49 almak sizi çok fazla umutlandırmasın. ANAP gibi, DYP gibi bir konjonktür partisiniz. Yarın da tarihe karışacaksınız. Tarihe karışmanızın önünde de zaten engel olamazsınız. 1940'da İsmet İnönü'den, 1950'de başka yerlerden örnekler vererek kendinizi açığa çıkaramazsınız. Sizin iktidarınızda şu anda 142 gazeteci sorgusuz, sualsiz cezaevinde yatıyor. Cumhuriyet Gazetesi yazarlarının attığı tweetten dolayı cezaevinde olmasını bir türlü anlatamıyorsunuz. 142 gazetecinin cezaevinde olduğu, Türkiye'nin açık bir cezaevine dönüştürüldüğü hükümetin üyesisiniz ve tarihe de böyle geçeceksiniz. Güneşi balçıkla sıvayamazsınız.